feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine. Herkese selam dostlar. Frostpunk'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki en son bölümde kovulmuştuk. Kovulduk yani. Bizi şutladılar ama biz tekrardan başladık, inat edip bir şeylerin çabasına uğraştım, didindim. En sonunda bizim en son bıraktığımız yere yakınız şu anda. İşte hava istasyonu falan açmıştık. Bir de şuraları açmıştık da onun dışında ben şuraya falan gittim. Buradan birazcık insan topladım. Biraz daha düzen sağladım. Birkaç taktik öğrenmeye çalıştım. Kanunlar ve nizamları hani nasıl daha iyi bir şekilde insanlara verebilirim diye. Yani empoze ederim. Böylelikle bu Londra'ları yükseltmemeye çalışırım diye. Baktım, şöyle bir göz attım. Yani şu anlık iyi gidiyoruz. Öncekinden daha iyi hatta. Yani ne kadar huzursuzluk artsa da. Bu arada ceset konusunda sıkıntımız vardı değil mi? Bizim kanun kitabında daha şey yapamadık. Çok kanunlar geçirmemiz gereken. Eksi 40 dereceye ulaştı. Evet, zorluklarda zaten ufaktan depo dolmak üzere. Evet, çok çok fazla depomuz var. Kömür deposu yapalım bunu. Bunda ne deposu yapalım? Odun deposu yapalım. Hadi yiyecek mi yapalım? Odun yapalım. Şuraya ekstra 2 kaynak deposu daha ekleyeceğim. Eklemeyeceğim. Burada ne var böyle ya? Burada başka bir şey var. Bunu bırakacağım. Ne olur ne olmaz. Oraya da yemek yaparız ya. Yani yemek deposu olur burası da. Hiç olmazsa depolamalarımız biraz daha fazla olursa, hiç olmazsa zor günlerde falan pek problem yaşamayalım. Şimdi belirli bir kapasitemiz var yemek konusunda ama aniden yükselip aniden düşüyor. Tam öğrenmek istiyorum yani ne olduğunu, durumumuzun. Avcı kulübeleriyle idare ediyoruz ama ilerleyen zamanlarda tabii ki bunu değiştireceğiz. İlerleyen zamanlarda değil, şimdi değiştireceğiz hatta. Avcı kulübeleri artık daha az işçi gerekiyormuş. Tamam, ilk önce şunu yapalım. Bu arada 4 tane kurdum. Araştırma laboratuvarı ve daha hızlı oluyor. Mesela bu araştırmayı 4 saatte 4 saatte öğrenebiliyor. Önceden mesela bir tane kurmuştuk. Biz 11 saat sürüyordu. Yani neredeyse yarım günümüzü alıyordu. Bunların da zaten belirli bir çalışma saatleri var. Hepsini arttırsam huzursuzluk çıkar. Arttırmayacağım şimdilik. Biraz daha böyle huzursuzluğu indirelim. Ondan sonra ben onu yükseltirim zaten aradan. Söz yerine getirildi. Normal mesai durumunu görev vardı. Bu şey, bir de kanun imzalamam lazım. Protestik kanunu. Yeni şablon protest. Tıbbi testler protest takılan amputeler tekrar çalışabilecek. Fabrikada mevcut. Tamam. O zaman fabrikada varsa, dur bakayım. Fabrika ne zaman açılıyor? Ha, şimdi açılıyor. O zaman geliştirebiliriz. Vay be. Aslında bir sonraki şeye geçip fabrikayı açtıktan sonra modern protezlere falan geçebiliriz. Bunlar önemli bizim için. Protezli olmaları bizim. Efendim, bir çocuk jeneratöre tırmanırken, tamam, bu önceki hikayeyle aynı. Biliyorsunuz ki işte jeneratöre çıkmaya çalışıyordu. Çocuk düşüyor falan, bizimkiler kurtarıyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buradan belirli bir kaynak yemek geliyor da bu yemek kaynağını ben pek yani sevmiyorum. Yani daha doğrusu huzursuz ediyor beni. Çünkü bunun kaynak sıkıntısı var. 22 gıda veriyor ama diğerini yaparsak
Kafamız biraz daha rahat olur. 2 gün içinde 11 evi ısıtmaya başlamalı, ardından 2 gün boyunca sıcak tutmalıymışız. 2 gün içinde 11 evi ısıtırız ya. Isıtamaz mıyız? Tamam, zaten şu an evler sıcak olması lazım değil mi? Bir dakika. Şöyle bir bakalım. Evlerimiz serin. O zaman bunu kademe 2'ye mi çekmemiz gerekiyor? Evet. Ama şimdi bu olay bizim 2 gün boyunca 2 gün mü korumamız gerekiyor bunu? Bir gün korumamız gerekiyorsa bu problem. Hem de büyük bir problem. Nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Emin değilim. Çok fazla yer açılması gerekiyor. Amerikan kampına gidelim. Hazır şuraları komple bir açalım. Şurada kafamız rahat olsun. Bu arada farklı farklı yerlerden sanırım, emin değilim. Tamamen bir okuduklarıma göre söylüyorum. Bizi yani bir yerden şey yapmadım, kopya çekmedim ama şuralarda falan bir kamplar var. Bunları istiyorsak sökebiliyoruz. Oradan alet edevat geliyor. Ya da o kampları öyle bırakıp sadece materyallerini alıp çıkabiliyoruz oradan. Sadece materyallerini alıp çıktığımız zaman oraya bir yerleşim yeri daha kurabiliyormuşuz. Öyle bir yazı vardı. İlklerde anlayamadım. Tam olarak nasıl bir şey. Bu arada bundan hemen önce de tekrar denedim. Onu da baktım. Böyle bir sıkıntı var. Tekrar tekrar deniyordum. En sonunda hani biraz daha böyle uzmanlaştığımı hissettiğim zaman size direkt göstermek istedim. Üçüncü bölümde devam ediyoruz böylelikle. Ve daha iyi, daha düzenli gidiyoruz şu anlık. İnanın öncekiler daha kötüydü. Gözlemlerini bu kadar sık yapmam bir sıkıntı yaratır mı acaba? Bu arada Londralılar falan daha artmıyor şu anlık. Huzursuzluk biraz var ama şu kanun kitabı bir şey yapsa, düzelse şey yapacağım. Mezarlığı falan açacağım da huzursuzluğu biraz götürür. Vatandaşın ihtiyaçları çünkü ceset atımı oluyor. Bu da işte şey, mezarlık yap diyor bize. Mezarlık içinde şu kanunun bitmesi lazım. Çok uzun sürdü. Bayağı uzun sürdü. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz iyi idare ettik ha bu sıcaklık konusunu. Bir gün daha şey yapabilirmiş de sonrasında yalan olacak bu kömür kaynağı. Depolama alanları koymuştuk buraya. Yiyecek deposunu arttıracağım. Daha doğrusu çiğ gıdayı arttırsam. Yo, yiyecek deposunu arttırayım. Sonuçta yiyecek lazım bize ve fazla fazla yiyecek lazım olacak. Buradakiler çalışıyor değil mi? Çalışıyor. Tamam, güzel. Kaldırmalar için bekçi göndereceğim. Umut biraz azalacak. Yapacak bir şey yok. Bu arada hastane konusunda gerçekten çok iyiyiz. Hemen buraya bir keşfet kaynakları al. Sonra diğer tarafa geç. Aa, 41 oldular. Londra düşmesi imkansız. Bu çukurdan kurtarılamayacağız. Ayrılmak zorundayız deyip insanlar birbirlerine ümitsizliğe kapılıyorlar ama yani şu anda gerçekten iyi durumdayız. Hani buhar seviye 2'de gayet iyi bir şekilde idare ediyoruz. Siz niye böylesiniz? Aa, sokaktaki cesetler. Tamam, bu sorunu çözeceğim, merak etme. Mezarlık. İmzala hemen kanunu. Tamam, umut arttı. Umut artması güzel bir şey. Hemen buradan mezarlık yapalım. İnsanlar biraz daha az şey olsun. Ceset görmesin yani. Sokağın ortasında ceset gördükleri için normal olarak umutları tükeniyor. Ben de böyle sokağın ortasında ölüp gideceğim diye. Haliyle umutları daha da arttırdık ve huzursuzluğunu yok ettik. Gerçekten çok iyi. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Hazır huzursuzlukları yokken hepsinin huzursuzluklarını bir tık daha arttıracağız. Ama buna mecburuz çünkü dediğim gibi buradan araştırmalardan mümkün olduğunca gidebildiğimiz kadar en iyi şekilde gitmemiz gerekiyor.
sağlık yalıtımı, revir falan bunlara falan hepsine gideceğiz. Daha kaliteli hizmetler, daha kaliteli şehrimizi kalkındırmaya çalışacağız. Söz yerine getirildiğine göre hemen birinci seviyeye geri çek. Şu an çünkü gerçekten onunla baş edemeyebiliriz ya. Kaynakları alalım. Şimdi burada burası var, burası var. Şuraya bir git. Buradan sonra bir yer, iki yer daha açılacak. Onlara gideceğiz. Ne oldu? Ya sürekli bize bir şey veriyor ama başaramayacaksınız Londralılar. Bekçi üyeliği. Bir muhafız üssü açmak için. Tamam. Muhafız üssü kuracağız. Daha bu muhafız üssü düzenden gelecek, değil mi? Evet. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Şu kanun kitabı bitsin. Tamam. Şimdi buradan muhafız üslerini imzalıyoruz. Hemen buradan düzenden kulelerin hemen yanına muhafız üsleri kuruyoruz. Böyle. Böyle. Ve şöyle. Aynen. Bunların hepsi kurulsun. Bakalım. Tamam. Şimdi ben burayı kullesek bir şey oluyor mu? Artısı oluyor mu acaba? Yani daha mı çok iyi korunuyor? Ne yapıyor? Yani bunları direkt kulluyorum da. Evet. Merak ettim. Şunu bir yap bakayım. Yok. Fark etmedi. Tamam. Burayı da ekle. Evet. Umut artıyor. Huzursuzluk düşüyor. Ev soğuk. Vatandaşların ihtiyaçlarına bir bakalım. Ev soğuk, kalıcı değişiklikler, fazla mesai. 4 tane fazla mesaimiz var. O da araştırma binalarından. İhtilaflı kanun. Geçici değişkenler. Arzu edilen karar. İhtilaflı kanun ne acaba? Hangi kanundan bahsediyor? Ya buradakinden değildir. Büyük ihtimalle radikal kanunlar arasında yer verdiğimiz bir şey. Muhafız üsleri mi, mahalle şeyleri mi? Bilmiyorum ama bir sonrakine hapishane ve devriyeye gideceğim. Devriye de çünkü çok çok güzel. Huzursuzluğu azaltıyor, umudu arttırıyor falan filan. Bayağı iyi devriye etrafta yaydıracağız. Devriyeler geçecek. Devriye görevlileri olacak. Böylelikle Londralılar öyle taşkınlık pek fazla yapamazlar. Bu arada teknolojide de iyi bir şekilde ilerleyelim. Barakaları falan açalım. Bu barakaları yapmamız gerekecek. Yavaş yavaş çeliğimiz yükseliyor. İyice doldu. Barakaların hepsini yaptığımız zaman çeliğimize bayağı ihtiyacımız var. Soğuk evler. Hadi evleri ısıtalım. ...12 soğuk evi ısıtmaya çalışacağız. Tamam. Umarım ısıtabiliriz. Yani geçen sefer zar zor yaptık ama... Tamam. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? İnsanların evlerini geliştireceğiz. Böyle. Bunların hepsini bir geliştir bakalım. Bayağı evsiz kalacak ama bunları yapmak inanılmaz iyi olacak tabi. Umut artıyor. Hastalıklar var biraz. Onları da hallettik mi? Huzursuzluğumuz baya Londralarda son. Efendim, muhafızlar Londra'da sorunları duvarlarına yazan arabayı yakaladı böyle. Tamam, güzel. Şimdi sen burayı keşfet.
Bak mesela burada dediğim yer burası misal. Öncekinde de gördüm. Burada şimdi mesela iki seçeneğimiz var. Köye dokunma ya da odun için kulübeleri parçala yazısı var. Yani iki tane seçeneğimiz var. Buradan fazla odun çıkartabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Tesla City dediği yere daha sonra burada karakol kurabiliriz diyor. Yani önümüzdeki zamanlarda demek ki başka yerlere karakol inşa edebiliyoruz. Böylelikle kasabalar arası ticaret ya da şey yapabiliriz. Çünkü bir tane karakol binası var araştırmalarda. O yüzden ben buraya dokunmayacağım. Onun yerine sadece burada iki tane bileşeni alıp çıkacağım. Şimdi burada Tesla siteye gideceğiz. Bir bakalım Tesla sitede ne varmış. Ne olduğunu biliyorum da. Yani siz de görün. Nasıl hayatta kalacağız mı? Şu an hayattasın. Bak farkındaysan konuşuyorsun. Bizimle iletişim halindesin. Bu arada şurayı da yık. Bak unuttum. Orayı devamını getirecektim. Getirmeden yalan oldu. Tamam. Şimdi buradan avcı şeyini de yapalım. Bunu da yap. Tamam. Şimdi buraya da ekstradan ekleyeceğim. Ne olur ne olmaz. Ve aynı zamanda buraya bir yol çek hocam. Çok güzel. Güvenle ulaşıldı diyor. Keşfet bakalım. Tesla City. Gök gürültüsü başladı. Zeki ve usta olanlar soğuğun üstesinden gelecek. Tesla City'nin girişinde bu slogan yazıyor. Mavi büyük elektriksel dalgalarla parlayan bir merkez kule. Şehrin üzerinde bir çeşit koruma kalkanı oluşturuyor. Ama burada bir şeyler ters gitmiş. Sokaklarda yanmış bedenler var. Havada bu yanan etin pis kokusu mevcut. Kulelerden gelen bir yıldırım binanın çatısına bir yarık oluşturduğunu gördük. Şimdi şehre girme riskini de alabiliriz göze ya da şehirden uzak durabiliriz. Şehirden uzak durursak hiçbir türlü girmiyoruz, herhangi bir şeye bakmıyoruz. Ben risk alıp içeri gireceğim. Bilmiyorum, belki adamlarımın başına bir şey de gelebilir ama en azından ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Hani eğer ölürlerse de demek ki burası tehlikeli yer, buraya giriş yapmayalım diyebiliriz diye buraya riski alarak giriyorum. Şimdi şehre girdik. İzcilerimiz şehre girmesiyle birlikte bağlantımız kesildi. Ne olduğunu bilmiyoruz ama öldüklerini varsayıyoruz. Evet. Ve şu anda bildiğimizden haber alamıyoruz burada. Tesla City'de demek ki bir şeyler ters gitti. Yeni bir ordu diyorum. Yeni bir şey kurmamız lazım. Yeterince odun yok mu? Aa, dur. Odun kaynağı yok. Biz niye odun kaynağı almadık peki? Kaynaklar. Bıçkıevi. Biz bıçkıevi hiç yapmadık mı ya? Aa, ilginç. O zamana kadar demek ki full araştırmalardan gelmiş. Yani daha doğrusu keşiften gelmiş. Ondan dolayı rahatlıkla böyle fazla odunları biriktirmişiz. İyi, güzel. Şuraya bir tane kur. Bunun yanına kursak mı? Kur ya. Yapacak bir şey yok. Bize lazım. Odun lazım. Çok fazla odun lazım hem de. Şöyle şuraya bir yol çek. Aa, çekemiyoruz. Dur o zaman sen bekle. Bekle. Sen iptal et. Dur. Heyecan yaptım şu an. Gerçekten sıkıntı. Heh. Şöyle bir yol çek. İlk önce burayı aktif hale getirelim. Buradaki bıçkı evine bir İnsan yollayalım. Biraz üretim yapsın. Odun üretim yapsın. İhtiyacımız var. Bu arada sen bir şey araştırıyor musun? Araştırmıyorsun. Şu av taktiklerinden tabii ki yapamazsın. Odun lazım bize. Her şeye odun lazım. Her şeye. Tamam, şuraya yolla. Böyle biraz mesai uzatacağım. Yapacak hiçbir şey yok. İdare edeceksiniz. Peki bir şey soracağım. Normal şartlar altında buradaki şeyleri alsak, bunları versek, mühendisleri versek buraya. Çünkü şu anda işçiye de, işçi
lazım. En azından şeyler için. Buradaki nerede ver? Tamam. Yiyecek çünkü önemli bizim için. Bu yiyecekleri mümkün olduğunca en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanmak istiyorum. Yiyecek endişem olmasın. Burada eksi 40 derecede yani bayağı problemmiş bu. Birazcık düşürsem bir sıkıntı olur mu acaba? Ya da ilerleyen zamanlarda odun kömürü yapmam gerekecek galiba. Bıçkı evi. Aa bak burada varmış, burası bitmiş. Ondan dolayı dur şuradan hazır şey de yapalım bari. Şu yolu da iptal et de kullanmıyoruz madem. E peki bir şey soracağım. Buradaki yerde biterse ne olacak? Buralar var. Ya da duvar mı delmemiz lazım peki? Duvarın içinde mi odun toplamaya çalışacağız? O da biraz saçma olur. Budun altında ama odun olur ya. Kalıntı odunları toplayabilir. İnsanlar sıcaklık sözü verdim ve sözü tuttun. Rica ederim. Şimdi o zaman bunun şerefini hemen sıcaklığı düşürüyoruz. Huzursuzluk az bir şey yükseldi. Az bir şeydi, bayağı yükseldi. Yükselmedi, devam ediyor bana ilerinde. Hocam şey yapsana. Yemekhane yalıtımı yap. Elimizin altında yalıtımlar malısında olsun ya. Rasathane. Buraya bir git bakayım. Muhafızları gönderdim. Yemek çalmışlar bizden. İlk Londralılar kalmaya ikna oldu. Efendim, Londra'ya kaçmak isteyen insanların bazıları size güvenip kalmaya karar verdi. Son kararlarınızın onları bizim için umut olduğunu ikna ettiğini söylüyor. Bunu duyduğuma sevindim. Londralılardan bazıları artık burada kalmaya meyilli olmuş. Gittikçe düşecek o zaman bunlar. Güzel. O zaman bunu ikinci seviyeye çekeceğiz. Mecbur. Mecbur çekeceğiz. Buradaki insanlar bir tık... Yemekhane yalıtımını da yaptığımıza göre artık... Üçüncü seviyeye gidelim ya. Lazım bize, lazım. Yani yaptım onu zaten. Yok, cenaze töreni değil de şu dövüş arenasını yapacağım. Bunu yaptığım zaman da, ama şuraya bir tane evi yıkmam gerekiyor değil mi? Evet, bir tane evi yıkmam gerekiyor. Sizin olduğunuz yer mi yoksa şurası mı? Biraz daha kalabalık olan bir yeri yıkıp onu yapmak istiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Evsiz kalabilirler insanlar. Yani şu anlık kalacaklar. Sonrasında ben o evi tekrardan bir yere inşa ederim. Sıkıntı yok. Tamam. Şuraya hemen bir dövüş kulübü yeri yapalım. İnsanların keyfi birazcık daha artsın. Huzursuzlukları düşer. Umutları artar. Tam bilmiyorum ama umut artar herhalde değil mi? Artıyor, evet. İnşa edildi. Umut. Evet. Huzursuzluk düştü. Umut arttı. Güzel. Şimdi burada jeneratör güç genişletilmesi. Bunu bir tık daha geniş hale getireceğim. Böylelikle daha geniş menzile ulaşacak. Dur, çalışma durdu. Ne oldu? Rasathane, güneş kararıyor. Gökbilimciler aksine bazı kayıp insanlarımızla karşılaştık. Yardım için burada olduklarını herkesin
Ölü bulduklarını söylediler. Gökbilimciler açlıktan ölene kadar gözlemlemeye devam ettiler. Ha. Hayatta kalanları şehre kadar eşlik ediyoruz burada. Bizim birlikten olan ekip bunlar. Bilim insanları sanırım. Niye böyle bir anda huzursuzluk fırladı gitti? Bir hırsızlık daha. Muhafızlar çalınmış odunları geri alabilir. Onları yakalamak için muhafızları göndereceğim tabii ki. Bu Londralılara eğer müsaade edersek çok büyük problem olur. İş üstünde yakalandı. Gitmesine izin var ama yakında ona bir yer hazırlayacağız. Hapishane inşa etmek için 3 günün olacak. Onu sürsek peki bu kişi tamamen şehirden ayrılacak. Muhafızlarımız iyi iş çıkardı. Malları geri aldılar. Ama daha da önemlisi hırsızdan birini yakaladılar. Artık hırsızlığa bir son verebiliriz. Hırsızlığa ne yapacağımızı soruyorlar. Huzursuzluk artacak diyor. Onun yerine hapishane inşa ederiz. Tamam. Şimdi şu kanun bir geçsin. Yani bir günü var. 3 gün bize izin verdiler. 3 gün içerisinde yaparız ya. Yaparız yaparız. Orada baya baya iyi yemek geliyor. Bu güzel bir şey. Genişledi mi? Dur, şunu buradan mı bakıyorduk? Bu arada hala daha serin. Yani kademe 3'e aldık da. Ha, şimdi kendine geldi. Anladım, tamam. Ama var ya inanılmaz tüketiyor şu an. Şu an inanılmaz tüketiyor. Bizim şu an acil olarak ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Acil olarak kaynaklarımızı daha iyi çıkarmamız gerekiyor. Buharlı kömür madeni. Yani bu buharlı bir kömür madeni olduğu zaman ne gibi bir fark oluyor bilmiyorum ama 5 saatin sonunda öğrenebiliriz sanırım. Emin değilim. Çok fena yiyoruz şu an kömürü. Öyle böyle değil. Tamam. Huzursuzluğa bak. Bir anda sıfırlandı. Şimdi bunu nereye yapabiliyoruz en fazla? Ha, buraya yapabiliyoruz. Yap gitsin o zaman aslan ya. Vallahi bak. Şuraya da yap hatta. Bunu da yükseltmiş oluruz bahaneyle. Şu an çok çok zor durumdayız. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Tamam. Hemen şuraya otomat... Oo, bu kadar fark ediyor mu? Sen gerçekten ciddi misin? Oo. Bu bayağı şeymiş, sağlammış. Aa, söz bozuldu. Kazayla bastım ya. Tüh. Huzursuzluk arttı. Mesai vermeyeceğiz diye söz verdik adamlara. Mesaiye bastık ya. Kömür madeni. Sen buraya git hocam. Kömür lazım çünkü çok fazla kömür harcadık. Bu gittikçe düşüyor. Eyvah, bir saate kadar gitti. Yalan oldu kömür. Hocam kademe 1'e çekebilir miyiz seni ya? Çok soğuk ama. Onu süreceğim. Şimdi buradan hemen hapishaneyi kur. Buradan hemen düzenden hapishaneyi kuralım. Nereye kuralım ama? Buraya mı kuralım? Dur, emin olamadım. Buraya da kurabilir miyiz? Kuramayız. Buraya kurabiliriz anca. Tamam, buraya kur. Hmm.
zaman tüketimlerde peki şöyle yapsak. Peki bunu yaptığımız zaman iyi biriktiriyoruz ha. O zaman şöyle yapacağız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hocam, şuradan bana bir kaynaklardan buharlı kömür yapamıyorsun. İki buhar çekirdeği istiyor. Anlıyorum. Yani hayatta kalmamız için buharlı şey daha iyi. Daha fazla evet harcıyoruz şey konusunda. Çekirdek şu buhar çekirdeği. Gerçekten bunlar önemli ve nadir bulunan elementler. Bunları kolay kolay harcamamak gerekiyor da ben iki tane kullandım ve şu an bayağı şahlandı ya bizim şeyler. Elemanlar. Şu işçiyi kaldırıp şunu koysana. Aynen. Bunlara da yemek ekle. Tamam. Yemeğimizin de artmasını istiyorum bir yandan. Kömürümüzün de artmasını istiyorum. Geri kalan materyaller öyle de böyle de gelir ama önemli olan ilk ikisi. Ney? Mezarlık. Bir çocuğun savunması. Ben de dedim ne diyor? Umudumuz biraz azaldı. Normal. Şimdi. Kaynak deposu. Buharlı çelik fabrikası. Hocam bunlara giremem ben şu anda. Şu anda değil. Maalesef. Revir kurabiliriz. Sera yapabiliriz. Sera yalıtımı. Endüstriyel sera. Sen şimdilik bunu açarsan. Bende yok. Ama gerek de yok. Araştırmada harcamıyormuşuz. Güzel. Araştırmada harcasaydık problem olabilir de. Şimdi buraya evet umut da arttı. İsteklerini karşılamış olduk. Böylelikle hapishanemiz de oldu. Bundan sonra birisi sert yaparsa hapishaneye gideceğini bilsin. Avcı gereçleri. Av taktiklerinden biraz daha verimli bir av çıkartın siz. Bakayım. Araştırma durduruldu mu? Burada bak söz bozuldu yazıyor. Bu söz bozuldu. Normalde söz bozulmadı da. Sırf bir tane hata yaptım. Bir tek yanlış tuşa bastım da. Ondan dolayı söz bozuldu diyor. Güzelir, güzelir. Bu arada tekrardan kömürü yükselttik. İyi oldu kömür ve en son seviyede çalışıyor kömür şeyinde. Bunu bir düşür, bir tık düşür. Çünkü şu anda bayağı yanıyor hatta bunlar. Sıcaklığa bakar mısın? Alev almışlar burası. Yaşanabilir falan olmuş. Yok yok hocam, bu kadar değil. Bu kadar değil. Bu kadar değil. Sen hazır fazla fazla mesai yapsana ya. Vallahi bak. Sizler fazla mesai yapın. Ben çünkü hop, sen araştırıldın. Şimdi ısıtmaya gel. Genişlet burayı. Aynen. Sen bekliyor musun? Ha, karakol göndermek için buraya bir şey verebiliyor. Kömür madeninde normalde kömürleri aldık çıktık. Tamam. Buralarda da mı karakol kurabiliyoruz o zaman? Her bölgeden farklı farklı şeyleri direkt kendi tarafımıza çekebiliyoruz o zaman. Böylelikle alanı genişlettik bunun. Aşırı yüklenmede ne oluyor? Bunları ısıtıcı üzerindeki bütün verimli olan kaynakları yapın da sen ne yapıyorsun hocam? Fırladı gitti bu depo. Dur bekle. Kaynak deposu. Buralara dur. Buraya bir çevir sen kendini.
Şöyle yaptığın zaman sanırım sıkıntı olmaz. Ha, tamam. Şimdi kuramadım ya burada. Tamam deyip. Oldu ya. Vallahi oldu. Bu arada hocam sen toplayamıyor musun ya? Bu ağaç konusunda gerçekten çok önemli bir şeyler yapmamız lazım. Emin değilim. Kömür madeni yap. Bunu da kömür madeni yapsan mı? Yap gitsin. Beni de odun mu yapsak? Çelik mi yapsak? Odun var mı? Odun. Odun. Yok, değil odun. Kömür, odun, yemek. Tamam, bunu da çelik yap. Ya da çelik olsun. Tamam. Bekliyor diyor. Kuş yuvası. Buna git o zaman. Ne diyeyim yani şimdi? Kuş yuvasını da şey diyor. Karakol gönder falan diyor. Ne yapacağız karakolu? Şimdi değil. Onlar için daha erken. İlk önce biz kendimizi kalkındıralım bir. Bu arada var ya kömür aldı başına gitti vallahi var ya coştu da coştu. Geliştirici odun lazım. Ha, onu diyecektim. Kaynaklarda buharlı bıçka evi. Bu peki nasıl bir ağaç daha çok işlemeden? Duvar sondajında ne var? Neler bunun içinde kalmış? Ağaçları çıkartır. Evet bu. 184 kadar odun çıkarır. Ama buhar çekirdeği lazım bunun için. Benim acil olarak sağdan soldan bir yerden çekirdeği bulmam lazım. Bunu açacağız da bunu açmak için 20 tane odun istiyor. Bende odun modun yok. Hocam şuradan bir hiçbir şey yok. Dur. 8 odun veriyorsun bana. Verebiliyor musun? Veriyorsun. Verebiliyorsun. Ya heyecanlandım. Şimdi şuraya bir tane şey yapsana. Yiyecek yerime mesela. Ha, yok. Kaynaklardan bıçka evi yapalım. Şuraya bir koyalım. Buraya bir koy şimdilik. Buradaki her şeyi bir toplasın da. Bir de yol çek şuna. Daha az amputasyon. İyi, güzel. Bunlar bitti mi? Bitti. Güzel. Şimdi enstitüden fabrikaya gel. Fabrikayı da bir kur da kafam rahat olsun. Fabrika araştırıldı. Ama kullanamıyoruz. Buraya mı versek? Ver gitsin oraya ya. Zaten diğerlerin hepsi dolu. Karakol binası. Tamam. Bunu da aç. Bekliyor mu? Keşfet bakayım. Bizim ara. Aha, bir tane bulduk. Güzel. Kaynakları al. Şuraya bir git bakayım. Bizim ara buradaymış. Biz nereye? Kar uçurumuna gitmişiz. Tamam. Yapacak bir şey yok. Hızlandır. Bu arada kömür hakikaten bize yetecek ya. Kurtaracağız biz kömürü. İnsanlar Londra'ları terk ediyor. Gittikçe azalmaya başladı bunlar. Huzursuzluk yok ya. Gerek yok. Oo.
şunu bir arttır. 70 derece mi gerçekten? Eksi 70 derece. Eyvah eyvah. Şu an peki ne durumdayız? 70 derece olmasına rağmen yani serin diyor. Ne sıcak ne soğuk. Yani hocam ne yapayım ben daha? Karakol binası araştırıldı. Güzel de. Ne? Burayı da araştır şimdilik. Bak var mı? Hiç tutsak yok. 5 kişi orada boşa gitti. Şey yap. Dondurucu soğuk var diyor. Bunları arttırsak. Aç ısıtıcıları. Hatta hepsini aç. Hepsini aç hocam. Belki kar yapamayacağız ama bir süre böyle devam edeceğiz. Mecbur. Eksi 70 derece diyor yani. Normal değil. En iyisi bunların hepsini açıp birazcık idare etmek olacak. Birkaç güne sıcaklık artacak zaten de sonra tekrar mı düşüyor? Evet, tekrar düşüyor. Bir seviye artıyor, bir düş seviye düşmüyor. Tamam. Sen yaptın bunu. Daha fazla izci derken aç onu da. Şu an nasıl peki? Sıcaklık. Buralar yanıyor böyle. Atölye matölye yanıyor. Yanmasın ya. Aa. Yok. Yansın o zaman. Soğuk diyor. Direkt soğuk. Hasta olma ihtimali yok. Ah be. Gömülmüş utanç. Haçlar, haçlarla işaretlenmiş ağaçların etrafında dolaşırken her birinin altında sığ mezarlar bulduk. Ölü bedenlerin çoğu büyük kasları yoktu ve bazı kemikleri de kesici alet izleri vardı. Açık bir şekilde cesetlerinin yenilebilir parçalarını alınmıştı. Tatlı su kaynağının yakında hayatta kalanların nasıl açlıktan ölmediklerini artık biliyoruz. Mezarlara dokunmayacağız ama odun için ağaçları kesebiliriz. Al kaynakları. Şimdi buradan da buraya mı geçmem gerekiyor? Gizli mağaraya geçelim bakalım ne olmuş orada ne bitmiş. Yani insanları yemişler belli ki. Bizim ben ekip onu fark etmiş. Beşe kadar düştüler. 38 miydi en son başlarken? 38'di galiba. Bir ara arttı falan bir şeyler oldu. Tamam. Şimdi düştü mü? Hocam. O zaman şunların hepsini bir düşür bakayım. Bunlar çünkü bize problem yaratır. Büyük problem yaratır hem de. Şunları bir düşür. Tamam. Ya şunları bunu yok etsem acaba geliyor mu? Bir buhar çekirdeği geliyor. Aslında alabilirim ya. Çok fazla çünkü. Ama neyse yaptık bir kere olsun. Yaptık ileride sıkıntı yaşayacağız biz büyük ihtimalle bu kömür konusunda. Çünkü bunun seviyesini falan arttıracağız. Her yere yayma alanı falan vereceğiz. Çok fazla kömür harcayacak. Sen bu arada araştırmada daha fazla daha hafif izci kızakları. Ne oluyor? Daha hafif izci kızakları. İzciler güzel daha hızlı hareket eder. Allah Allah. Aç bakayım o zaman. Ne diyeyim? Karakol binası. Bu ne be? Ha buraya mı kurabiliyorsun? Sokağa bağlı değil. Sen buraya ve buraya kurulabiliyorsun değil mi? Peki ne harcıyorsun sen bir dakika? 25 odun 45 çelik. Tam bir tane de buraya kur. İki tane karakol binası dikelim.
Oraya da bir tane şey yapalım. Yol. İyi, güzel. Ok işleri, kaptan halkımızın bazıları sizinle konuşmak için burada. Eskiden soğukta çalışıyorlardı ama son zamanlarda iş yerindeki sıcaklığın çok fazla düşmesiyle dayanılmaz hale geldi. Bu tutabiliriz herhalde diye düşünüyorum. Vallahi şu an bu yerler yanıyor. Alev almış. Hadi bak bunları da açalım. Hadi size kıyak. Bunu da aç. Bunu da aç. Bunu da aç. Keşfet bakayım. Ne diyor? Çocuk sığınağı, hayatta kalan ufaklıklar. Sığınaktaki çocuklarla konuştuk. Bir gece öğretmenleri ve avcılar onları kış yuvasından alıp gizli bir maceraya çıkarmışlar. Öğrenmeleri bir süre burada kalacaklarını öğretmenlere bir süre burada kalacaklarını söylemiş. Yiyecekleri azaldığında gardiyanları biraz daha getirmek için gitmişler ama dönmemişler. Bu çocuklar şehirde İşler çirkinleşmeden önce tam vaktinde tahliye edilmiş gibi görünüyor. Çocukları şehire kadar eşlik et diyoruz. Ve sonuçta çocuk bunlar. Üzgün bir sokulup şehre doğru yola çıktık. Sessizce ve azimle yürüyorlar. Tıpkı küçük yetişkinler gibi. En küçükleri oyuncaklarına sıkıca sarılıyor. Bu uzun bir yolculuk olacak. Lütfen dönüşleri için yeterli sayıda sıcak yatak hazırlayın. Agam ya. Hemen hazırlıyorum ben. Valla. Şimdi. Çocuk barınağı. Hadi bakalım hazırlayalım. Çocuklar için barınak. Şöyle. İki tane barınak. 34 çocuğa herhalde iki barınak yeter mi? Bir dakika. Bakayım kaç kişilik şeyi var bunun. 15 çocuk. Tam 30. Aynen. Tam yetiyor. Tam tamına yetiyor. Yemek konusunda sıkıntımız yok. Yemeğimiz var. Kömürümüz var. Yakacak odunumuz çok yani. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Bu arada sen iyi gidiyorsun. Vallahi iyi gidiyorsun. Serayalıtımı falan açalım. Şu diğer seraları falan açalım. Hepsini sırayla yapalım ki. Umut. Gayet iyi durumda. Huzursuzluk. Hiç yok. Dere yalıtımı açılmış. Çok güzel. Hadi reviri açalım. Revir de artık bizde olsun. Siz bunları yaptınız da. Niye yapamıyoruz peki? He, kömür madeni mi yoksa yemek mi? Ya da Tesla City mi? Tesla City. Aynen. Orada çünkü şey var. Bileşen var. Risk budur. Önceki grup öldü farkındayım. Yani orada yalan oldular gittiler. Ama mutlaka oradan bir şeyler vardır. Yani bir tuzağa falan düşmüşlerdir. Yani tuzağa falan basmışlardır. Ya da ne bileyim bir şeyin patlaması olmuştur, reaksiyon patlaması şeyi falan. Tesla City dediğine göre yani elektrik yani şey üzerine bir yapı yeri olması gerekiyor. Teknolojik bir yer. O yüzden elektrik üzerine yani ne bileyim elektrik patlaması Çernobil falan olmasın. Ama o zaman radyasyon olurdu ya. Onu söylerdim mutlaka. Etrafta şöyle yeşil varlıklar gördüm falan diye. Hikayede anlatırdım mutlaka diye düşünüyorum. Dur.
Senin daha şeyin bitmedi. Tamam. Bu arada kanun niye çıkarmıyoruz biz? Hocam bak kanun bar yap. Hemen şuradan bir barı da ekleyelim. Bir barımız da olsun ya. Şuradan barımızı kurduk. Sağlık konusunda da revir lazım da buhar çekirdekleri de lazım. Sözler yerine getirildi. Bar aç diyor. Barı da açacağız. O da sözler yerine getirilmiş olacak. Hop, o da yerine getirildi. Umudumuz direkt artıyor. Bu bizim için şey oluyor yani, Londralıların eksilmesi oluyor. Aa, komple mi bitti? Londralılar gidiyorlar. Efendim, zaman yaklaşıyor. Londralılar jeneratörün etrafında son kez toplandılar. Şehri terk edecekler. Kitlesel intihar gerçekleştirmelerini engellemek için son şansımız bu. Ne söylemiş, ne yapmış olurlarsa olsunlar, hala bizim halkımız onlar. Artık öyle düşünmeseler bile. Bizimle kalın, dışarıda ölürsünüz. Çok basit bir mantık değil mi? Şehrin yüksek umut seviyesi sayesinde çoğu Londralı kalacak. Ha, bu olabilir, evet. Birçok insan yaralanacak, bazıları ölebilir. Muhafızlar onları durdurmalarını emret. Oo, bu biraz sert oluyor. Bırakın gitsinler, 23 insan şehrinden tamamen ayrılacak, umut azalacak. Anladım. 23 insan şehrinden tamamen gidecek, umut biraz azalacak. Londralılar 230 yiyecek payı alacak. Onları yolculuğa hazırlayın diyerekten de böyle bir onurlu davranışta yapabiliriz. Ama bizimle kalın, dışarıda ölürsünüz diyerekten üstüne basa basa söyleyeceğiz. Çünkü şu anda gerçekten çok verimli bir şekilde şehrimizi ayağa kaldırdık. Hiçbir türlü endişemiz yok. Her şey çok güzel gidiyor. Revirimizi falan da kuracağız birazdan. Yani başka yerlerde karakollar kurup oradan da kaynak sağlayacağız kendimize. Soğuktan da çok çok üstesinden geliyoruz. Yani kömürümüz var, yiyeceğimiz var. Siz niye gidiyorsunuz? Dur kalın. Gerçekten gidiyorlar. Çıldırdı mı bunlar? Belki de haklılardır. Belki de Londra son kaledir. Hepsi ölecek. Lütfen onları koru Tanrım. İnanamıyorum. Göç. Londralılar şehirden çıkıyor. Biri kısa bir süre önünde duruyor. Bir şey söyleyecekmiş gibi duruyor ama iç geçiriyor. Kafasını sallıyor ve diğerlerini takip ediyor. Çok geçmeden beyazlar içinde kayboluyorlar. İzlerini düşen kar kapatıyor. Onlar için dua edeceğiz diyoruz o zaman. Yani biz elimizden geleni yaptık. Kaç kişi gitti emin değilim ama 23 kişi de mi gitti yani? Umuda göre bize şey yapacaktı. Yani ne kadar umudumuz varsa ona göre bir şeyde halk kalacak dedi ama kalmadılar, gittiler. İlginç. Ya şu an baksana, evler yanıyor. Alev alev yanıyor yani. Yani aynen, üşüyen ev var mı diye bakıyorum da. Üşüyen ev yok bu arada. Hepsi sıcak. Hepsi. Yani hiç kimsenin bir karın ağrısı yok ya. Karakol kur diyeceğim buraya. Ne diyor? Her bir günde bir şehrimize bir buhar çekirdeği gönderiyor. Bu çok güzel. Buhar çekirdeği artık sabit olarak her gün bize gelecek. Her gün bir tane gelecek bize. Bu demek oluyor ki buhar çekirdeği konusunda sıkıntımızı böylelikle halletmiş olacağız. Şimdi buradaki şeyi gönderdik. Ekibi gönderdik. Burada da ekstra... Ha, sokak. Ben de diyorum bu niye gitmiyor buraya? Tamam. Şu sokağı da yapın da. Aha, çocukları getirdi. Bir tane buhar çekirdeği, yemek ve odun getirdi. Gayet güzel. Şimdi yani bunları arttırsak mı arttırmasak mı bilemedim ya. Buradakileri hallettik. Şimdi burada iki yer kaldı. Birincisi burası, ikincisi burası. Bu taraf komple bitti artık. Buranın olayı tamamen bitti. Şimdi buradaki
yerleri araştıracağız. Bakalım neler var, neler yok. Onları da öğrenelim. Onları da görelim. 10 evsizimiz mi var? Aa, çok kötü. Dur. Dur, nasıl olur? Tabii ki de baraka değil. Orada şunların da evini düzelt ya. Şöyle şuraya bir ev dik. Başka nereye kurabiliriz? Ev şuraya dik. Hemen şuraya dik. Buralarda ev yapalım. Burası niye böyle garip bir şey olmuş? Sen nesin hocam? Sen evsin. Ama sen değilsin. Şimdi ne yapsak ya? Diğer tarafa bak, güzel temizinden ev yapmışız da. O temizinden yaptığımız evin bu muydu? Bakalım bir dakika. Yok, oraya yine bir ev sığıyor da. Tam şöyle, yo. Bir ev sığıyor. Bu aralıkta kalıyor. Bir orantısızlık olmuş orada. Tüh be. Neyse, şu ısıtıcıyı da birazcık daha genişletirsek eğer alanını, o zaman daha iyi şey yaparız. Bunlar ne? Normal ev. Rahat ev kurmamızı sağlarmış. 10 kişilik rahat ev. Havaya karşı gayet dayanıklı. Aç be. Vallahi aç. Bunları yükseltiriz olmadı en kötü ihtimalle. Bol keseden dağıtıyoruz zaten. Orada 3. seviyede yakmamıza rağmen depomuz baya baya dolu. Ev araştırıldı. Şaka yapıyor olmasın değil mi? Vallahi yapmıyorlar. Harbiden yapmıyorlar. Bir dakika, merak ettiğim bir şey var. Ne istiyorsun? 35 odun, 25 çelik mi? Uf. Böyle bir tık sert geldi ama. Bunları yap, sonrasında bunları yap. Bak şimdi 90 kişi evsiz diyor da, onlar şimdi bir evlere şey yapacaklar, girecekler. Of. Hiç endişeler olmayacak. Bu arada ne kanun, ne bir şey, başka bir şey yapmıyoruz. Hazır rahatız diye. Düello kanunu değil, içki. Her yemek huzursuzluğu biraz azaltır. Çorba yemek huzursuzluğa daha az sebep olur. Aa, çorbayı da açarız bahaneyle ya. Çorbanın yanında içki. Garip bir kombin ama ben bilmem. Keyifleri bilir. Bu ne ya? Sokak devriyesi. Efendim, bir grup sarhoş adam huzuru bozuyor. Birbirlerini itip kakıyor, ahlaksızca konuşuyor ve sokaktaki kadınları taciz ediyorlardı. Muhafızlarımız kimse yaralanmadan önce sarhoşa müdahale etti ve onları gözaltına alındı. Akılları, umut biraz artacaktır. Akılları başlarına getir diyoruz ve umutları birazcık arttırıyorum. Burada ne var? Beklenmedik misafirler. Donmuş topraklardan gelen mülteciler. Kaptan bir grup yorgun afetse de şehrimize ulaştı. Çılgın açıklamalardan, uzaklardan geldiklerini ve birçoğunun yolda öldüğünü biliyoruz. Kıyamet geliyor ifadesi tekrarlanıp duruyor ve birçok mültecinin daha onları takip ettiğini söylüyorlar. Onlara yardım etmemiz için yalvarıyorlar efendim. Onlara yardım edeceğiz. Şehre getirmek için arama ekiplerini de göndereceğiz. Tamam. Nereye gidiyoruz? Buraya. Yo. Nereye? Buraya. Mülteciler buraya geliyor. Biz mi getiriyoruz, onlar mı geliyor? Ben anlamadım. Ben göndermedim mi? Nerede bizimki? Ha, buraya gidiyor. Balon yapabiliyor muyum başka? Ya da gidebiliyor mu bilmiyorum. Ekstra bir ekip kurabiliyor muyum? Aa, kurabiliyorum.
Git bunlara. Mültecilere gönderdik. İki grup birden kurabiliyormuşuz. Güzel. Öğrendiğim iyi oldu. Bu arada umudumuz biraz azaldı. Dur. 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 Revir kuracaktım ben. Onu unuttum. Revir kurup şu olayı bir atlatmak istiyorum çünkü. Hastalık konusunda bir endişem olmasın artık. Revir kurar mısın lütfen? Hadi canım. Bu aralık niye kaldı bu kadar ya? Neyse. Bu kadarlık şeyde nazar olsun. Ne diyeyim yani? Güzel. Hadi hocam yaparsınız. Siz, ben size inanıyorum. 60 dereceye ulaşmış bizim şeyler. Yükselt. Şu anda bence gayet iyi durumdayız ama tüketim ne durumda? Yani. Peki ısı ne durumda? Vallahi canavar gibiyiz ha. Harbiden canavar gibiyiz. Hiç bana mısın demiyor. Gözlük kulelerini falan da ısıtsak mı? Hadi ısıtmaya çalış. Bu arada gözlük kulelerine fayda etmiyor. Ha tamam, buna etti de buna niye etmedi? Hasta olma ihtimali düşük ama. Tamam. Bu ne? Gözlük kulesi. Bunu da yükselt. Ne oluyor bunda? Depo dolmak üzere. Bunda ne oluyor? Depo dolmak üzere. Oo. O zaman şöyle yapıyoruz. Sizler, seni kaldır. Seni de kaldır. Artık size ihtiyacımız yok. En azından bir süre. Yiyecekler bayağı çünkü fazla fazla var. Çaresiz bir baba. İnsanlarımızdan biri geceleyin sessizce şehri terk etmiş. Ardında bir not bırakmış. Kaptanım, görev yerimden ayrıldığım için özür dilerim. Londralıları takip etmem gerekiyor. Kızımı geri getirmeye çalışmam ve en azından onu ikna edemezsem onunla ölmem gerekiyor. Özür dilerim ama çocuğumu terk edemem. Bana şans dileyin. Umalım da onu bulsun diyoruz. Yolun açık olsun dostum. Yani zor. Cidden zor. Seni işçileri ver buraya. Al bunu ver. Al şunu ver. Şu anlık gayet iyi durumdayız ya. Mühendisleri elimde tutmaya çalışıyorum da o yüzden minik bir takasa girdim. Araştırma ekleyelim hazır. Bakayım sonraki çağı atlayabiliyor musun? Atlayabiliyorsun. Helal olsun sana. Ama atlasak mı? İlk önce şunları komple bir açsam mı yoksa? Verimli toplama. Mesela kaynak konusunda yani toplamaya artık ihtiyacımız var mı? Emin değilim ama öyle olsun. Ha bu arada şey kaynaklardan şeyi aç. Dur neredeydi o? Buharlı. Ha çelik fabrikası. Bak fabrikayı yapacaktık ya. Bak unuttuk bunu. Bunu acil yapmam lazım. Nereye yapacağım ben bunu? Hocam bu çelik fabrikası nereye gidiyor? Sokağa bağlı değil. Uygunsuz yerleştirme. Nereye yerleştirmem lazım işte? Onu soruyorum ben de. Tepeleri falan mı kurmam gerekiyor? Yok.
Merak ettiğim bir şey var. Sen nasıl bir şeye bağlanman gerekiyor? Çelik fabrikası. Tamam, sen busun. Ben niye bunu açmaya çalıştım peki? Ben de kafa gitmiş. Ha, fabrika bu. Bunu arıyorum ya ben. Tamam. Bunu nasıl yapayım? Bunu böyle mi yapalım? Daha deminden beri gerçekten ben çelik şeyini fabrikasını normal fabrika olarak mı açmaya çalıştım? Öndeki kafa işte. Neyse. Yaptık. Sonunda yaptık. Bir yandan sağ tarafı takip ediyorum. Bir tanesi 2 saat falan kalmış. Güzel. Biraz evleri ısıtalım diyoruz. 7 gün içerisinde 2 gün içinde 7 soğuk evi ısıtmaya başlamalı. Ardından 2 gün boyunca sıcak tutmalısınız. Eksi 60'ı kurtarabiliyoruz ama eksi 70'lerde ne olur bilmiyorum, emin değilim. Tüm evleri ısıtalım diye bir çılgınca bir şey söylemeyeceğim tabii ki. Sen bu arada 3. seviyesin. Evet. Peki sıcaklık katmanını açsak. Şu an iyisiniz. Yaşanabilir. Çadırlar falan var. Tamam. Şey yapalım. Dur. İnsanlar için alanı. Dur, ev nerede? Ha. Bu evlerden koyalım da. Keşfet bakayım. Güneyin umudu. Zırh gemi iskelede güneyin umudu. Büyük bir kayaya tutturulmuş bir plaka parçası bulduk. Üzerinde şu ibareler kazınmıştı. 1886 yılında Amerikan kaşifleri ne yazıyor anlamıyorum. Binerek küresel buzullaşma bir sığınak bulmak için buraya geldiler. Tanrı kardeş gemimiz Prometheus'a binmeye çalışırken mahvolan hemşirelerimizin ruhunu korusun. O Prometheus. Bunun bir dizisi vardı. Onu izlemiştim. Çok garip. Böyle bilimsel garip bir şey var bunun. Hikayesi var. Neyse, bu kaynakları alalım biz. İki tane yeri daha çıktı. Buz koridoru, araştırma istasyonu. Sen buz koridoruna doğru git bakalım. 9 evsizimiz var. Şimdi olur zaten evler. Hatta şöyle yapalım. Geliştik. Güzel de gelişmeye başlıyoruz ve kayıp ruhlar yeni yuva senaryoda donmuş topraklardaki herkesi kurtar. Donmuş topraklardan gelen mülteciler fırtınadan kaçmak. Büyük bir insan kalabalığı şehrimize ulaştı. Çoğu hasta. Bir tür büyük hava bozukluğunun bu tarafa doğru geldiğini ve yardım etmezsek öleceklerini söylüyorlar. Asla hayatta kalamazdık. Şanslı yıldızlarımıza şükür ki kutup kaşifi Nansen bize felaket hakkında uyardı ve kaçmamızı söyledi. Lütfen bizi içeri alın. 70 insan, 30 tanesi hasta şehrimize girecek, huzursuzluk artacak, umut azalacak derken niye azalıyor? Tam tersine insan oğlu geliyor, yani kalabalıklaşıyoruz. Daha fazla şehrimiz büyüyor, genişliyor ve daha fazla büyüyecek demek bu. Hayatta kalma imkanımız daha fazla olacak demek. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. En azından yani kış şartları altında. Öbür türlü nerede çokluk orada biliyorsunuz şeylik olur. Herkese kapımız açık diyeceğiz burada. Yani huzursuzluk artacak, umut azalacak diyor. İstediği kadar olsun, sıkıntı yok. Herkese kapımız açık. Öyle bir adilik yapamayız. Tamam. Şimdi şurada şöyle bir dezavantaj var. Hatta bunu diğer bölüm yapalım ya. Vallahi diğer bölüm yapalım. Bu videoluk bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ama bak, burada da
otomatlar falan filan yapabiliyoruz ha. Tamam. İyi güzel. Keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself. I...